Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Elhamdülillah. Amin. Nasıl, siyasetle ilgileniyor musunuz hocam? Yok. Hiç mi ilgileniyor? İlgilenen var hocam. Zaten bize bırakmazlar. Sizi de ilgilendiriyor ama. Sizi, beni, herkesi. Namazla da ilgileniyor. Yani ama camide imam kıldırıyor namazı. İmam kıldırıyor. Biz sadece siyaseti kılıyoruz. Yani bir kıldıracak olanlar var demek ki. Elbette yani hayatla bağımız olduğu sürece siyasette de bağımız olacak. Konuşmaları dinliyorsunuzdur. İnsanların siyasetle ilgili tavırlarını, reflekslerini takip ediyorsunuzdur. Bugün biraz siyasette kul hakkını konuşalım diye düşünüyoruz inşallah. Yani o alanda da çünkü insanların bir hayli iç içe geçen münasebetleri var. Yani siyasetçinin toplumla ilişkisi, siyasetçinin birbiriyle ilişkisi, siyasi partilere şu veya bu şekilde aidiyet hisseden insanların birbiriyle ilişkisi. Yani bu bazen şöyle de olabiliyor. Hani ikisi de dindar insan. Yani İslam'la alakası oldukça hassas, diri. Ama farklı siyasi düşüncelerde olup da birbirini yargılaması söz konusu. Yani bütün bunlar bir hukuk oluşturuyor olmalı diye düşünüyorum. Biraz buna bakalım. Belki buradan bizi dinleyenler yani ben acaba kul hakkı konusunda yeterince hassas mıyım sorusunu kendisine sorabilir gibi düşünüyorum. Ne dersiniz? Buralardan başlayalım inşallah. Herhalde siz hocam sadece siyasetle ilgilenenlerin kendi aralarında ve vatandaşların siyasileri yorumlaması konusunda bir kul hakkı düşünüyorsunuz ama ben mi böyle anladım? İsterseniz bir maddede ben ilave edeyim. Siyasetçinin attığı imzadan oluşan kul hakları var. Tabii o da var. Yani vaatler, değil mi? Topluma sunduğu vaatler. Yani bir mal satıyor bir anlamda siyaset. Kendi partisini vatandaşa satmak demek. Partisini, düşüncelerini, evet. Bol keseden vaatleri, evet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözden cayana münafık damgası vuruyor. Evet. Yani eğer siyaset hemen münafıklığın üçte birini damgalanmaksa çok lanetli bir iş olur o zaman. Çok zor bir şey. Yani vaat edip yerine getirememek belki siyaset kadar hiçbir meslekte mümkün olan bir şey değil. Olmayabilir. Çünkü en bol vaat siyasette, evet. En bol aykırılık da vaade yine siyasette, evet. Oluyor yani. Oluyor, doğru. Belki bir cerrahi ameliyat yapan doktorun vaadinde durma ihtimali daha yüksek. Yani iyileşir. Vaatler konuşuluyor doğrusu. Aslında isterseniz oradan başlayalım. Yani şu sıralarda siyasi partiler vaatlerle, değil mi, beyanname diyor mesela. Ya da şöyle izin verirseniz hocam. Siyasetin ve siyasetçinin dinimiz açısından bir yerini bulalım. Sonra eylemine geçelim. Bulalım, tamam. Yani böyle dallandırarak herhalde fiirist üzerinden bir saati bitireceğiz biz. Olsun, aslında bütün bu dalların İslam'dan Hayata Ölçüler programı içinde ele alınması da başlı, tabii, başına önemli. Yani diyoruz ki insanımıza bunların İslam'la bir ilgisi var. Şu başlıkların, şu fihristin İslam'la ilgisi var demek istiyoruz. Şimdi evvela siyaset eğer insanı idare etmekse, insana gelmiş olan dinin, İslam'ın, insanı idare edecek mekanizmayla bağlantısı olmasını tabii görmek gerekiyor. Tabii. Yani başka türlü ben insan için elbise üretiyorum ama insanların yaşadığı şehirde satmayacağım bu elbiseyi. Nerede satacağım ben? Yani İslam Allah'ın gönderdiği bir din ve melek dini değil, insan dini bu. İnsanların tamamını kilitleyen bir nokta siyaset. Sadece ilgilendiren değil. Siyaset bizim eğitimimizden, hatta ibadetimize, haccımıza,
insanlığımıza, nikahımıza, cenazemize, her şeye müdahale ediyor, etmesi gerekiyor siyasetin. Böyle bir sistem İslam'da var mı? Sorulamaz bile. Bu evet. Soru bile abes bir soru. Tabii ki, doğru. Belki şu sorulabilir ki bugünlerde bunaltacak derecede yoğunlaştı bu soru. Rahatsız olmaya başladım yani. Cevap yetiştiremediğim için rahatsız oluyorum sorudan değil. Bu sistemin içerisindeki siyasette Müslüman girmeli mi? Girmeli mi? Cıvığı evet. Çıkmış bir soru bu. Evet. Müslüman kendisi sistemin içinde yaşıyor. Şirket kuruyor, düğün yapıyor. Siyasete gelince bu siyasete girilir mi? Ya siyasetten daha aktif alanlarda bulunuyorsun Müslüman olarak. Evet. Neye binaen bulunuyorsun? Zaruretler kültürüne binaen. Evet. Niye siyaseti zarurete binaen yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Yani Müslümanız diye her şeyden kaçmak gibi bir görevimiz yok ki. Her şeyi ıslah etme görevimiz var. Kaçabilmek de mümkün değil. Ayrıca. Nereye kaçacaksın? Yani düşmana tabii. Bırakıp kaçacağız evet, o zaman. Tabii. Ama şunu dememiz gerekiyor. Böyle bir çok bulanık bir suda, çok fırtınalı bir derede iyi yüzme bilenler yüzsünler. Hı hı. Yani basit bir misina ipiyle balık tutulmuyor burada. Evet. Balıkçılığı iyi bilenler tutsunlar. Şöyle bir örnek vereyim üstadım. Bir gün Balıkesir'de bir yere gittim. Bir talebemiz Allah razı olsun götürdü. Bir barajın dibinde balık tutacağız dediler. Evet. Benim de vaktim vardı. Akşam konferans vardı. O saate kadar bekleyecektik. Tamam dedim. Gittik barajın dibine. Ya baktım olta yok, bir şey yok. Biz Karadeniz çocuğuyuz. Olta molta gördüm de. Ama hiç olta yok, bir şey yok. Bir sepetle geldiler. Evet. Dedim ya hani biz balık tutacaktık, dedim tutacağız dediler. Dedim bir şey görmüyorum ben, sen otur dediler, çay demlediler, sen burada çay iç dediler. Baba oğul onlar sepetle suya girdiler hocam. Bildiğiniz sepet ya, evet. Bayağı bir küfe. Hı-hı. Girdiler. Ben de ne yapacaklar diye merak ediyorum. Bir iki üç saat sonra çıktı geldiler. Böyle bir benim için ilk defa gördüğüm evet. Bir şey. Sepet balık doluydu ama. Bir 10 kilo kadar balık tuttular. 2 saat içinde. Şey var herhalde, balık yani yumurtaları atılmış göle, balık üretilmiş. Meğer bunlar böyle barajdan dere gibi bir bölüm çıkıyor. O bölümde böyle kuytu yerlerde balıklar dinlenmeye giriyorlar. Bunlar onu keşfetmişler. Suyun altına dalıyorlar. Sepeti bir sürüyorlar. Balıklar sepetten ürküyor. Sepetin içine kaçıyorlar. Kaldırıyorlar evet. Balığı. 10 kilo balık alıp geliyorlar. Evet. Şimdi ben bundan acayip hala olta bekliyorum ben onlarda ama. Yani oltayla balık tutacaklar bekliyorum. Yaşlı olan arkadaş, bakkal işleten bir Müslüman abimiz dedi ki, dedi her şeyi kitaplarda yazmıyor. Biz de derede bunu öğrendik işte dedi. Güzel, güzel. Şimdi her işin bir ilmi var. Yani hepsini Nurettin Hoca'nın bilmesi gerekmiyor. Şimdi üstadım, siyaset de böyle bir şey. Tabii, yani bize tabii. Göre oraya imza at, bunu kov, bunu al, tamam. Öyle evet. Değil yani, bunun da bir küfesini taşıyabilen yani küfesini taşıyabilen, ama bu küfe sadece kanunları bilmek değil, nefsine hakimiyet oranını da bilmek lazım. Evet, ne kadar evet. Nefsani davranacaksın, hakkaniyetli evet. Davranacaksın. Düşmanın da bin bir hileyle geliyor, bunlara karşı ne kadar direncin olacak yani, tepme oranın ne senin, yani sana vurduğunda düşman çelik gibi olabilirsin ama parçalanırsın. Evet. Mesela ben çok merak ettim Üstad, belki iyi anlaşılır diye örnek vereyim. Yol kenarlarında böyle alüminyum olmayan, çelik olmayan bir barikatlar yapıyorlar otobanların kenarında. Evet. Ben de ya bunlar sağlam beton yapsalar ya diye dedim. Hı-hı. Yani. Basit bir alüminyum gibi demirden, çünkü araba vurunca eğiliyor hemen. Evet. Ben bunu yani masraftan kaçıyor devlet gibi algıladım. Meğer o, sonra öğrendim ki öyle değilmiş. Hızlı gelen bir araba çok sert bir şeye vurursa araba kilometrelerce yolda fırlar gidermiş. Hmm. Hafif esnek bir şeye vurduğunda o gömülür oraya. Gömülüyor ama araba da mesela %50 az devriliyor. Hmm. Az zarar görüyormuş. Evet. Şimdi bunu öğrendik tabii, bu da hocalıkla ilgili değilmiş. Belki karayollarında çalışıyor olmak lazımmış. Yani bu da siyasetçimiz bizim sadece İslam'ı bilmesi yetmiyor. İslam'a düşman odakların saldırılarına karşı refleks gücünün de bir ilim dalı olarak ya da evet. Tecrübe olarak bilinmesi gerekiyor. Mesela çok değerli bir hoca efendi, Ebu Hanife'nin bu asırdaki en iyi örneği diyelim. Siyasette berbat olabilir.
Çünkü siyaset sadece ne haramdır ne helaldir bilmek değil ki, taktik bilmeyi gerektiriyor. Evet. Dayanma kapasitesini bilmeyi gerektiriyor. Üç defa estağfurullah deyip kenara çekilebileceğin bir hata olmuyor ortada. Yani evet. 10 gün, 20 gün kendi dostların bir gün sana karşı çıkıyorlar. Binaenaleyh Müslümanın siyasetle ilgisi kesinlikle olması gerekiyor. Ama her Müslümanın mı? Hayır. Ehil olanların olması gerekiyor. Burada bir küçük yan konu daha çıkıyor. Ben ehilim diyen herkes ehil midir acaba? Ben ehilim demekle ehillik mi olunuyor? Burada da Efendimizin hadisi şerifi çok net bir şekilde önümüzde duruyor. Ne buyuruyor? İsteyene değil, hak edene vermek. Evet. Yani ben bu işe ehilim demek bizim kültürümüzde yok. Müslümanlar sen bu işe ehilsin, buyur çık meydana demeleri gerekiyor. Bunun nasıl oluşacağı ayrı bir konu tabii. Yani bunun bir, tabii öyle bir algılama yapı varsa da, evet. Her halükarda özet olarak biz bugün Ebu Hanife'nin Bağdat'ında, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Medine'sinde yaşamıyoruz. Yüz cepheden kuşatılmış İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Yüz kere yıkılması, helak edilmesi, düşmanca taarruzlara uğraması planlanmış topraklarda yaşıyoruz biz. Evet. Dolayısıyla bizim siyasetçimiz kesinlikle cephemizin en önünde duran murabıtımız olmalıdır. Evet. Murabıt bütün ibadetlerden farklı sınır olarak bekleyen. Sınır bekleyen ama ecir açısından murabıtın bir farkı var hocam. Evet. Namaz kılan birisi, zekat veren birisi öldü mü ibadeti biter. Murabıtın defteri kapanmıyor. Kıyamete kadar hep ribatta bekliyor, kabul ediliyor. Evet. Siyasetçimiz biiznillah murabıttır hocam. Evet. Yani cephemizi bekliyor. Dolayısıyla siyasetçilerimiz bu görevi üstlenirken elbette yaşadıkları ortamın oluşturduğu negatif diyeceğimiz ağır şartları dikkate alacaklar. Kravat takacaklar mesela. Şimdi kravat batı kıyafeti dedi, ondan dolayı da bir çetrefilli sürece girmek gerekmiyor. Yani bunu gündem bile yapmak gereksiz. Evet. Ama akide ile ilgili bir şeyi kravat düzeyinde görmeyecekler. Yani akidede İmanımla bir sapmayı ilgili asla düşünmeyecekler. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Siyasetçimiz bizim yılbaşı mesajı yayınlayabilir mi? Evet. Bu bir içtihat meselesi. Ama ben siyasetçi olsam şöyle bir yılbaşı mesajı yayınlardım. Aksi takdirde üzerime gelecek taarruzlara tahammül edemem belki. Derdim ki ülkemde yaşayan bütün Hristiyanların yılbaşısıdır bugün. Onların yılbaşısını iyi geçmesini, elektriklerin kesilmemesini dilerim deyip akşam yılbaşında karanlıkta kalmasınlar derim. Evirik kıvırık bir cümle kullanırım. Onlar benim Kadir Gecem için ne diyorlarsa derim ben ona. Evet. Ama kalkıp da insanlık olarak yeni yılımızı ve mutlu yılbaşımızı hepimiz için kutluyorum, hepimize birer tane çam ağacı hediye olsun demem. Evet. Akideme zarar vermem. Hı hı. Yani birilerinin çöplüğünü sulamamın bir manası yok benim. Evet. Bu bir Müslüman olarak bulunduğum konumun siyasi konum gereği yapmam gerekenlerle akidemi muhafaza etmem arasındaki net bir çizgidir bu. Evet. Bu örnekleri Müslümanlar çok gördüler. Hele hilafet sonrası ki 100 senelik, yaklaşık 100 senelik dönemde bana ne İslam'dan diyen maazallah idareciler de gördük biz. Ya müminlerin aman izzeti nefsini koruyayım diye böyle kılı kırk yarmak diye bir deyim vardır, hı hı, Anadolu'muzda. Yani kılı kırk, evet, defa kesecek kadar hassasiyetle davranan, Allah onlardan razı olsun, Müslüman kardeşlerimiz de oldu. Tutunamadılar vesaire. Hem oraya hem buraya çiçek dağıtanlarımız da oldu. Rabbimiz herkes huzuruna çağıracak ve bir gün hesap verecek ama akidesi uğruna tavizsiz gidenlerle akidesiyle zevklerini harmanlayanlar herhalde farklı olacak kıyamet, evet, günü. Bu yüzden siyasetten kaçmayı kabul edemeyiz. Evet. Siyasete Anadolu deyimiyle ya da halk deyimiyle balıklama atlamayı da enayilik görürüz. Ya bu herkesin yapacağı bir iş değil. Yani adaylık süreci başladı diye benim aday olmam gerekmiyor ki. İnsan en azından eşine sormalı. Ben bugünkü konumumdan siyasete sıçrasam bu siyasette taviz verir miyim? Nasıl görüyorsun beni?
arkadaşlarına sormalı. Yani ben dik durabilir miyim sizce? Sormalı. Ya da elime güç geçtiği zaman daha önce bana telefon edip emri bil maruf yapan, ne yani mümkün yapan kardeşlerimin telefonuna bakar mıyım? Evet. Çünkü belli bir noktalara gelenler yoğun oluyor, bir daha telefonlara bakamıyorlar yoğunluk bahanesiyle. Her türlü açılışa gelmeye vakitleri oluyor, düğünlere vakitleri oluyor. Bir emri bil maruf yapacağın zaman yoğun oluyorlar mübarek. Evet. Bunlar hepsi müminlik testi. Yani tehlikeli diye bizim dışımızda değil. Özet olarak bunu söylüyorum. Tehlikesine rağmen bizim işimiz bu. Evet. Her iş bizim işimiz. Aslında o tehlike sınırı da sanıyorum çok tartışılıyor hocam. Yani tehlike sınırı, taviz sınırı, zaruret sınırı. Yani yine diyelim ki belli bir dava hassasiyetiyle siyaset yapan insanlar. Ya bakıyorsunuz işte siz yılbaşı mesajı örneği verdiniz. Ben onu örnek olarak basit verdiniz. Basit bir örnek. Başka buna benzer örnekler. Yani, en zararsız diye bu örneği galiba. Öbür örnekler tehlikeli. Yani o zor bir alan. Yani baktığınızda yani işte kurulu bir düzen sizi bir formata sokuyor. Ne kadar farklı bir iklimden siyasetin içine geliyor olursanız olun, sizi bir formata sokmak istiyor. Diyelim ki o format dışında bir tavır ortaya koyduğunuzda da hemen mesela medyada ipe çekiliyorsunuz. Yani değil mi? Bunlar siyasetçi için olağan şeyler. Yani mesela bir yıl sonra yapılabilecek bir şey bir yıl önce yapılamıyor olabiliyor. Yani buralardan bakıldığında hakikaten farklı mütalalara bazen zemin hazırlayan durumlar ortaya çıkabiliyor hocam, yani. Siyasetçi bağrı geniş bir adam olacak. Evet. Tenkitlere, hücumlara dayanamayan siyasete girmemeli. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh ümmetimizin başında duran bir insan. Bilal radıyallahu anh, bildiğimiz Bilal işte. Sert mizaçlı, her şeye refleks gösteren bir tip. Nedir bu Bilal ya Rabbi deyip Şura Meclisi'nde Bilal azarlamış. Evet. Öbür toplantıda da Bilal gelmeden başlamamış toplantıya ama. Yani evet. Azarlayışı bunaltacak düzeye geldiğini gösteriyor. Çünkü her şeye itiraz ediyor. Bu niye böyle, bu niye böyle diyor. Evet. Yani siyasetçi hocam bürokrat değildir. Bürokrat memurdur. Bürokrat yukarıdan gelir, imzalar, aşağıya sevk eder. Ama siyasetçi ümmetin bağrıdır. Ya hocam şöyle bir şey. Yani bu konu aslında biraz kul hakkı konusunu şey yapalım diye başladık. Bu ama, arada biz hakka tecavüz edeceğiz herhalde. Şimdi yani diyelim Türkiye özelinde baktığımızda yani belli hassasiyetlerini bildiğimiz bir ülke yöneticisi diyelim yılbaşı mesajını sizin ya böyle olmamalı dediğiniz formülde yayınladı mesela. Bu sanki olağan bir şey gibi oldu yani. Bunun sınandığı birçok alan var. Diyelim ki mecliste yemin ediyorsunuz. Bilmem meclis yemini başlı başına problemli bir yemin. Milletvekili yemini, cumhurbaşkanlığı yemini problemli bir yemin. O yani hakikaten kolay olmayan bir alanda siyaset yapılıyor. Hocam çocuklar oyun oynamıyor ki. Belki de şöyle yapılıyor. Bir şey. Mesela bundan ilginç bir şey oldu biliyorsunuz. Tayyip Bey, yani belki inanç konusu değil ama Tayyip Bey Siirt'te bir şiir okudu. Siyasi yasak geldi. Cezaevine girdi. Şimdi aynı şiiri işte bir gün önce okudu veya birkaç gün önce okudu. Hiçbir şey olmadı. Yani bazı şeylerin şu gün söylendiğinde söylenemez olduğu durumlar oluyor. Yani söylenebilir vasata gelindiği durumlar oluyor. Ama bugünün de olmadı dediğimiz daha erken, üzerinden 5 sene geçsin bakalım neler olacak. Neler olacak? Yani evet. Dünya hocam her gün döndüğü gibi, dönmesi durmadığı gibi olaylar da dönüyor dünyayla evet. Beraber. Dolayısıyla dün komik şeyler bugün ciddi algılanıyor olabilir. Burada üstadım siyasetçiler veya başka bir yetkili siyasetçi olması da şart değil. Eğer ilmine itibar ettiği ve kendisine ücret ödemediği 5 kişilik 6 kişilik bir alimlerden oluşan Şura Meclisi'nde bu konularda bunu yapabilirsin diye ruhsat alarak yoluna devam ediyorsa
biiznillahü teala bunların hiçbirinde sorun yok hocam. Evet, inşallah. Domuz etinin bile kullanılabilirliğine dair bölümler var dinimizde. Allah'ın kat'i haramlarından biri olduğu halde. Evet. Yine Allah-u Teala'nın getirdiği ruhsatlar bunlar. Yani Ammar radıyallahu anh'ın mesela yaşadı. Kalbindeki onca imana rağmen küfür ihtiva eden sözler beyanını Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde, kalbi imanla dolu olanın ağzından çıkan bu sözlerden sakınca yok gibi, evet, evet, beyan buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum hocam, yani söylüyorum derken sanki telkinat yapıyormuşum gibi değil, yani düşündüğümü, evet, beyan ediyorum. Evet. Yoksa biz o konuda aynen değiliz yani, evet, böyle bir ulema konumunda değiliz. Şimdi burada alim kişi siyasetçiden maaş almıyorsa ve siyasetçi girdikten sonra salona girecek kudrette görüyorsa kendisini, evet, gelince siyasetçi ayağa kalkıp o izin verince oturmak gibi bir kompleksi yoksa, ilminin vakarını taşıyan, evet, ücret almayan, evet, Allah'tan başkasının ne diyeceğini merak etmeyen ve ilim bilen, usulü fıkhı okumuş bir alim, bir siyasetçiye diyebilirsin yavrum, bu tebliği yapabilirsin yılbaşında, o yemini de yapabilirsin diyorsa, siyasetçi mesul değildir hocam. Evet. Katiyetle mesul değildir. O ne mesul müdür o alim? Kalbine bakar Allah-u Teala. İçtihad ettiyse hataya bile Allah-u Teala ecir veriyor. Evet. Dolayısıyla biz çözümsüz bir konu olarak görmüyoruz bunu. Evet, laubali olunması halinde çözümü olmayacak bir konu olarak görüyoruz. Evet. Aksi takdirde dinimiz ateşin ortasında bırakıp gitti Müslümanlar olur. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey yok tabii. Olur mu? Yani o zaman biz 90 senedir ateşin ortasındayız. Evet. Ve hiç kimse de bizi söndürmeye çalışmıyor. Biz yanıp gideceğiz. Öyle bir şey olmaz ki. Yani Ebu Cehil'in karşısında bile naçar bırakmadı İslam'ı. Bir çözüm vardır. Çözüm vardır. Ha? Bu çözüm samimiler tarafından mı, maaşlılar tarafından mı üretiliyor? Sorun burada hocam. Evet, evet. Yani eğer siyasetçi hoca efendilere ulufeler diyelim eskilerin ifadesiyle, evet, ulufeler dağıtıyor. Hoca efendi para almıyor ama yeğenleri, çocukları hepsi de uygun makamlara getirilmiş. O hoca efendi de her karara imzalıyor. Fisebilillah. Fakat bir inceliyorsun ki kendisi kuruş almamış. Çuvallar dolusu yeğenlerine kaymış. Makam olarak diyelim. İlla, evet, para olarak olması gerekmiyor. Ha, burada tabii Allah yok, rızası yok. Ayrı, evet, bir konu. Evet. Ama samimi bir şekilde ben müsaade ederseniz basit ama şey bir örnek vereceğim. Yeni belediyelerin Müslümanların eline geçtiği 94 seçimlerinden sonraydı. İstanbul'un büyük belediyelerinden bir tanesi ve bir hoca efendi dediler ki biz yanlış bir iş yapmak istemiyoruz, mesuliyetinizi siz taşıyacaksınız, biz sizinle ayda bir toplanmak istiyoruz dediler. Ben kabul ettim. Hatta babam dedi ki oğlum bizi dinleyecek siyasetçi görmedim ben, gitme dedi. Dedim baba bu davet ezan gibi bir davet, soracaklar gideceğiz dedi. Gittim bu. Dört hocayız, baktım bir de avukat almışlar, bizi istişare heyetine koydular. Hakikaten başkanın makam odasında falan toplandık. Bir gün konuşacağımızı konuştuk. Ben güzel şeyler hazırladım. Tanıştık. Bir ay sonra o başkan da bize raporlar getirecekti. O raporlara neler sorunlar, nelerle karşılaştı. Biz de öneriler getirecektik. Toplantıdan önce biz tabii medrese talebesi, ne bilelim adab-ı muaşeret bildiğimiz yok o ortamlarda. Meğer biz salona alındık. Başkanın ikinci bir odadan geleceği bir pozisyon varmış. Biz başkan bizi bekliyor zannettik. Bir yarım saat geçti aradan, başkan gelmiyor. Ben de iyi oldu, notlarımı bir daha gözden geçireyim diyorum. Sekreteri girdi içeri. Başkan geliyor. Gelmiyor başkan. Hmm. Başkan gelmiyor. Bu toplantıya başkanın vali beyle acil bir toplantısı çıktı, katılamayacak. Evet. Ama huzur haklarınız verildi diye önümüze bir zarf kondu. Ben de başkan gelemiyor. İşte dedik ki köy hocasıyız biz. Başkan gelemiyor. Soruları yazılı gönderdi. Onları çalışacağız diye pat diye açtım zarfı. Diğer akademisyen de bir arkadaş İlahiyat Fakültesinden. O böyle bir tip baktı bana, ne açıyorsun zarfı gibi. Baktım para hocam. Güzel de bir para. Yani benim maaşımdan daha yüksek bir para, huzur hakkı. Evet. Ondan sonra ben sekreter çıkmadan dedim ki bir dakika ya dedim. Bu ne dedim? Dedi huzur hakkınız dedi. Kasemen billah ben huzur hakkı nedir bilmiyordum. Böyle her yani o kelimeyi bilmiyordum sözlükte. Yani evet, huzur hakkı. Şimdi tercüme ediyorum.
yani huzurlu yaşamam için bir hak gibi geliyor aklıma. Hocam siz çok safmışsınız. 94 hocam, henüz dünya ve siyasetten haberimiz yoktu. Evet. Meğer bu sus payı gibi bir şeymiş. Evet. Sekreterim bir dakika gelir misin dedim ya. Bu evet. Para mı dedim? Evet dedi. Al bunu dedim ya. Ben bir daha da toplantıya gelmiyorum dedim. Evet. Siz beni satın almak istiyorsunuz dedim. Öbür arkadaşlar ya bu ahlaki olmaz Nurettin dediler. Böyle yapma sen dediler. Sen Arapistan'dan geldin, hala İstanbul kültürüne alışmadın falan gibi. Evet. Dedim ben alışmayacağım, merak etmeyin, bir daha da gelmiyorum dedim toplantıya. Zarfı bıraktım, önümdeki dosyaları da aldım. Arşivimde duruyor o dosyalar. Evet. Yazdığım notlarım falan. O zaman ki heyecanımla da neler yazmışım, şimdi bazen karıştırıyorum, kendime de gülüyorum ya. Bir medresede ders verir gibi biz başkana briefing hazırlamışız, nelere dikkat evet. edecek. Hiç unutmuyorum, futbol takımlarıyla bağlantısının şer'iliğini bile araştırıp yazmışım, ne kadar kulüplere destek olmalı o ilçede falan gibi. Evet, evet. Şimdi tabii biz beceremedik hocam, ilk ve son istişaremiz oldu. Evet. Ama her halükarda bu bir alimin istişaresiyle yol almak değildir. Daha katılmadığımız toplantının huzur hakkını almışıp huzursuz olmuşum böylece ben. Evet. Geri gönderdik elhamdülillah. Diğerleri devam etti mi etmedi mi bilmiyorum. Zaten beni sildiler listeden. Evet, yani evet. Adab-ı muaşeret bilmediğimizden. Bu anlam hariç 3 tane alimle bir kişiye kilitlenmek doğru değil. Çünkü insanların alim de olsalar bakışları farklı olur. 3 alimle istişare ederek iş yapan nerede yemin etti, nerede ne yaptı, çok önemli değil bunlar hocam. Evet. Niye önemli değil? Çünkü İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki bizim Ömer bin Hattab gibi adam bulma şansımız kalmadı diyor. Evet. Ömer bin Hattab her şeyden anlıyordu, ümmet ona güveniyordu. El İktisat fil İtikad isimli kitabında hatırladığım kadarıyla böyle bir şeyi var. İtikadla ilgili kitabında hocam bunu evet, zikrediyor. Evet. Bizim şimdi diyor şöyle diyor, her meslekten, her tabakadan bir grup müsteşar kadrosu oluşturur siyasetçimiz diyor. Mesuliyeti Allah katında onlara yükler, onların onay verdiği işleri yapar. Siyaset böyle yürür artık diyor. Evet. Hocam tam 900 sene oldu Gazali vefat edeli. 900 küsür hem de. Yani 900 sene önce Ömer bulma şansımız kalmadı diyor. Evet. Şimdi bizim Ömer, Ali yani Ömer'in şansımızın şansı da kalmadı. Suyunun suyunu bulursak. Yok, şansımıza da şans kalmadı. Ama bu mantık kalıyor. Evet. Niye? Evet. Yükle ulemaya mesuliyeti. Evet. Ulema kat'i bir şekilde diyorsa yani onun orayı bırakmasının bedelini de anlayabilecek bir alimden söz ediyoruz ama. Tabii. Benim gibi öyle gelip medreseden ders verdikten sonra gelip de orada bir şey anlayan alim değil orada. Dünyayı da anlayan bir alim. Yavrum burayı bırakman gerekiyor senin. Biz bu mesuliyeti almıyoruz diyorsa da imza atıp bırakacak ama. Evet. Ona biz evet. istişare ediyoruz. Yoksa öyle her şeye tabii hoca efendiler siz anlamazsınız, siz buna evet deyin. İnşallah o zamanlara da geliriz hocam, inşallah. Çok da uzak değiliz o zamanlardan hocam. İnşallah yani. Hocam yani bu evet. aldığımız yaralar, bağrımızı yaralayan şeyler biiznillahü teala ders oluyor ümmetimize. Yani. Evet pahalı oluyor ama ders de oluyor. Muhakkak. En azından ben öğrendim hocam niye istişare yapıyorlar diye, huzur hakkını ben öğrendim yani. Yani daha sağlıklı istişare ortamları. İnşallah. Yani onu temenni ediyoruz tabii. O zaman siyaseti oturttuk evet, hocam. Evet. Şimdi kul hakkını kul açalım. Hakkı, biraz evet vakit de ilerliyor. Yani kul hakkı işte siyasetçiyle vaat ettiği toplum arasındaki kul hakkı, siyasetçiyle ilişkisinde bulunan insanların birbirine karşı kul hakkı. Yani şu gruba bağlı, bu gruba bağlı iki mümin, aynı namaz kılan iki insan farklı siyasi eğilimlerle birbirine nasıl davranır, nasıl hareket eder, nasıl yargılar vesaire, bunlar da şimdi hocam belki miting meydanlarına yansıyan söylemler. Tabii, en azından şimdi özellikle bu bir saatlik konuşmamızın belki püf noktası. Biz kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı, evet. trafikte kul hakkı, ailede kul hakkı dedik. Buna veda edelim hocam. Siyasetçinin kul hakkı olmaz. Kullar hakkı olur. Evet. Bir kul, yani siyasetçinin gürültü yaptı da komşusunu rahatsız etti düzeyinde bir noktası yok. 70 milyon, 100 milyon, 200 milyona hitap ediyorsun. Evet. Dolayısıyla kul hakkı kelimesine yeni bir versiyon üretelim. Kullar hakkı diyelim. Tabii. Yani kitlesel hak var ortada. Evet. Yani
ben arabamla birisinin arabasına vurdum. Bu bir kul hakkı, %100. Rabbimin huzuruna o arabanın sahibiyle çıkacağım. İçeride 4 kişi daha vardıysa, otobüstüyse 60 kişi, 60 kişiyle çıkacağız. Evet. Ama bir siyasetçi hocam, 25 milyonluk bir şehirde 25 milyonun hakkıyla oynuyor. Veyahut da hakkını ihkak ediyor, yerine getiriyor. Yani ihkakı hak veya zulüm. Bu ikisinden biri onun imzası. Evet. Dolayısıyla siyasetçi gömlek giymiyor, ateşten gömlek giyiyor. Ateşten gömlek giyiyor. Siyasetçi hiçbir zaman düz yolda yürümüyor. Hep rampalarda yürür siyasetçi. Siyasetçi 4 sene, 5 sene siyaset yapıp kara olan saçları beyazlamıyorsa o siyasetçide iyi gidişat yok demektir. Evet. Rahat uyuduğunu gösteriyor. Bir evden bir kurban yeter diyor. Ömer kafası ama. Evet. Aa, Ömer Müslümanlığı hocam. Evet. Bir evden bir kurban bir yeter kurban size. Yeter diyor. Yani Ömer beyazladı demek ki bu işte. Evet. Yani Ömer beyazladı. Yani siyasetçi 5 senede beyazlamalı. Yani tansiyonu yükselmeli. Evet. Yani siyasetçi dertli olmalı hocam. Evet. Dertsizlik mümkün değil siyasetçi için. Evet. Aksi takdirde her işi başkasına havale edip kendisi tatile gitmiş bir siyasetçi olur. Yani burada mantık olarak bir kere hocam siyasetçinin nasıl mesela kullar hakkı nasıl oluşur bir siyasetçi için? Ne yaparsa kulların onun üzerinde hakkı ortaya çıkar. Yani böyle bir şey tasavvur. Önce siyasetçinin lehine olan bir şey söyleyeyim. Lehine, evet. Önce lehinden mi? Çünkü bayağı lehinde konuşacağız. Evet. Bir tutuklama kararı falan çıkmasın bize hocam yani. Gene biz korunalım ikimiz isterseniz. Yani siyasetçiye de bir teltif yapalım. Bir kere şeriatımızın ebedi kanunudur. La yukellifullahu nefsen illa vus'a. Takatından daha fazlasını Allah kula yüklemez. Evet. Bitti. Yani bu bir kanun. Siyasetçi yani kuzu gütmüyor, insan idare ediyor. Kuzu gibi çoban köpeğini de yanına alıp hop kuzuları bir vadiden öbür vadiye götürür gibi bir iş yapamıyor. Yani polis kadrosun, asker kadron var diye, bürokratın var diye siyasetçi her şeyi yapar, yapacak muhakkak diye bir şey yok. Yok, evet. Siyasetçi bir defa ibadet niyetiyle yola çıkacak. Evet. Niyet temizliği olacak siyasetçi. Niyet temizliği. Niyeti güzel. Temiz olacak. Ücret de alsa, çok yüksek maaşı da olsa Rabbinin rızasını gözetecek. Evet. O zaman melekler de yanında. Evet. Meleklerle beraber yol kat edecek evet. Demek ki. Yani siyasetçi ihlaslı, temiz bir niyet ve katıksız bir çalışmayla Rabbinin rızasını kastederek yol kat ediyorsa yapamadıkları diye bir şey yoktur. Biiznillahü teala. Yapamadıkları yani beceremeyebilir İslam namına. Kulların hakkını ifa namına beceremediği şeyler olabilir. İnsan bu hocam. Tabii. Cebrail gibi bir İmkanlar melek değil. İmkanlar yeterli olmuyor. Ya melek değil ki kanadını bir vurduğunda vadi dümdüz olsun yaşarsın. Susuz bir şehirde gelip Cebrail zemzemi çıkarsın. Böyle bir şey insan için yok. Dolayısıyla susuzluğa karşı temiz bir niyetle gayret eden bir siyasetçi su bulamadığı zaman mesul olmaz. Çünkü melek değil. Kanadıyla evet. Kuyu çıkaramaz bu. Evet. Önce siyasetçinin lehine olan bu tavrı sergileyelim. Evet. Yeter ki siyasetçi Rabbinin küseceği, Rabbinin razı olmayacağı bir kulvarda olması. Evet. Evet. Birinci nokta bu. Bunu tespit ettikten sonra hocam kullar nedir? Allah'ın mahlukatıdır. Bu mahlukatın içinde insanlar var. Gavuruyla Müslümanıyla ama. Evet. Siyasetçi gavur ayrımı yapamaz hocam. Evet. Yani Ömer bin Hattab'ın devletinde de olsa Müslümanların mahallesine su veriyorsun. Kafirler de çeksinler nasıl olsa cehennemle kavrulacaklar alışsınlar dünyada diye. Kafir mahalleye su vermeyecek bir şey yapamazsın. Evet. İslam hizmet siyaset, herkes için. İslam siyasetinde sosyallik %100 vardır. Evet. Kafirin ve Müslümanın diye bir yok. Evet. İnsan olmak yeterli. Güzel. İnsanlar diye bir kere bu mantıkla bakacak. Evet. Yani evet şeriatının dininin horlanmasına karşı bir dönüşüm emeli olacak. Yani buradan şu çıkar mı hocam? Kafirin de kul hakkı olur siyasetçi. Özellikle vurguluyorum. Kullara o da dahil. Evet. O da dahil. Ve özellikle de bir ayrıntı getiriyorum. Yani biz yani ahirette kafir de
Mesela Müslüman bir idareciden hak talebinde talep edecek. Onun hesabını Allah soracak. Evet. Niye küfür üzere yaşadığını. Evet. Yerinde duran, Müslümanlara kini olmayan, zındıklık yapmayan bir kafir %100 Müslüman vatandaşıdır. Evet. Yani Müslümanların olduğu vatandaşlık statüsündedir. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Müslümanların vatandaşıdır. Devletten, Müslüman siyasetçiden %100 haklarını alır. Evet. Hiç bunda bir ayrım yok. Hatta ve hatta şunu bile yapmamalı siyasetçi. Biz 200 senedir zulüm görüyoruz. Bu zulmü yapanlar çekti gitti mezarda, Allah'tan azabını buldu. Onların torunlarından şimdi bir intikam alalım gibi bir cahillik de yapamaz. Evet. Şimdiki kafirin Müslümana, İslam'a, bu toprağa bir zararı varsa onu bir müeyyideyle ezebilirsin, susturabilirsin. Yani geçmişin intikamını bugünkü nesilden almak da yok. Tabii. Bu da yanlış bir şey. Yani buna varıncaya kadar Müslüman ve kafirin hakkı diye ortak bir hak görüyoruz, kul hakkını biz. Evet. İki, bu dünyayı biz hayvanlarla da beraber yaşıyoruz. Hayvanların da hakkı var. Siyasetçi bunu da gözetecek. Evet. Artı bu ekoloji dediğimiz, yani evet, tabiat, su, hava, orman, vadiler kesinlikle Allah-u Teala'nın emanetidir. Mesela çok basit, işte Erzincan'dan Sivas'a tünel yapıyoruz. Bunu mühendislerle oturduk, planladık. Böylece müthiş bir hizmet. Bir dakika tutmadı, durmadı. Ekoloji uzmanlarıyla da oturup gelecek kuşaklar açısından bu tünel iklimi etkileyecek mi? Bunu da hesap etmek zorundayız. ÇED raporu diyorlar. Evet. Bunu ne denir bilmem. Yani bunu hesap etmediği zaman filan şehirde binlerce senedir kar yağıyordu. Senin yaptığın tüneller veya baraj yüzünden kar gitti. Rutubet oranı arttı. Bu şehirden göç edilmesi gerekir hale geldi. Buyurun bir kul hakkı. Evet. Neden? Sadece sen bunu maden mühendisleriyle ölçtün. Sadece karayollarından danıştın. Çevreyi düşünmedin. Halbuki çevre de bir emanet. Evet. Neden? Orada yaşayan binlerce insan veya yüzlerce senenin hakkına tecavüz etmiş olduk. Yani Müslüman sadece birisinin tarlasını istimlak ettim mi diye bir hakla uğraşmıyor. Daha derin düşünüyor. Daha derin, evet. Gelecek kuşakları düşünüyor. Bu yüzden kul hakkı demiyoruz. Siyasetçinin kullar hakkı diye bir hakkı telaffuz etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Artı siyasetçilerin en büyük handikapları rakipleri var. Evet. Ve rakiplerine karşı yalan söylemeden ayakta duramayacaklarını düşünüyorlar. Evet. Bu yalan ne kadar caiz olur? Hani karı koca birbirine pembe yalan söyler, bunun dinen bir boyutu oluyor. Karı koca bunlar başka türlü mutlu olamıyorlar. Pembe yalan. Kızıl yalan yok. Yani dostluğu, sevgiyi artıracak. Aslı yalan olmayan cilalandırılmış sözler diyelim buna. Evet. İşte evde söylenir sözler. Mesela eşine seni seviyorum dese, herkes bu lafı söylüyor zaten, bir kıymeti yok. Ben sensiz yaşayamam, hayranım sana dedi diyelim. İşte pembe yalan bu. Yani aslı var olan bir sözün üzerine ambalaj yaptırıyor. Evet, yani ucuz bir şeker paketine kurdeleli falan bir şey yapmak gibi pembe yalanla bunu kastediyor. Siyasetçi de pembe yalan söyler diyelim. Ama Ağrı Dağı gibi yalan söyler mi ya? Ben iktidara gelmeyeyim. Geldiğim gün herkes 2 yıl çalışıp bir emekli olacak. Ya böyle bir yalan olur mu ya? Yani böyle bir Doğan herkese 7.000 dolar aylık bağlayacağım. Nereden bulacağım parayı? İşte matbaada var, İngiltere'de bastıracağım. Böyle bir yalan olmaz. Müslümanın şahsiyetini zedeleyecek bir yalan kökten kul hakkı zaten. Neden? Burada kulların hakkı ile beraber bir de dinin hakkı devreye çıkıyor. Bu da çok önemli. Dinim senin üzerinden zedeleniyor. Sen Müslüman biliniyorsun. Ha, Müslüman bilinen bir siyasetçi için. Tabii. Öbürlerinin siyasetinden bize ne hocam? Yani biz evet, Allah'a ve kıyamet günü hesap vermeye inanandan konuşuyoruz, evet, biz. Güzel. Dolayısıyla benim konuştuğum sözler yarın bir Müslümanın palavraları diye anılacak. Ve bu da dine mal edilecekse. Evet. Maazallah, çok dikkat etmek lazım. Burada bir başka kul hakkı, siyasetçi hocam nasları kullanmamalı. Yani ayetleri ve hadisleri direkt kullanmamalı. Ne demek bu hocam? Ne demek? Ben Bakara suresinin filan ayetine göre size işte şunu yapacağım dememeli hocam. Naslar
şeriat devletinde bile fukaha tarafından kullanılıyor. Siyasetçilerde kullanıldığında bu bir zulüm oluyor Müslümanlar biraz arasında. Biraz açalım hocam. Açalım. Fazla vakit yok ama biraz açalım, bu önemli bir konu çünkü. Önemli bir konu. Şimdi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini alıyoruz. Bu hadisi şerifin bir hadis zikredip ben de bu işi yapmayayım bu arada. Yani bir nas ben de kullanmayayım şimdi. Bir hadisi şerif alıyoruz. Bu hadisi Arapça metniyle okuyorum. Miting meydanında veya seçim bildirgemde. Ben bu hadise göre amel edeceğim diyorum. Karşımda laikliği benimsemiş, benimsememiş, şeriatı benimseyen, İslam'ı uzaktan seyreden, işte sıradan Müslüman var, derin Müslüman var. Bunların bir kısmı elhamdülillah bundan sonra bu sistemle yaşayacağız diyor. Bir kısmı rahatsız oluyor. Ama seçimden sonra ben meclisi toplayıp bu ayete, bu hadise göre, bu nassa göre şu kanunu çıkarın diyemeyeceğim hiçbir zaman. Tabii. Sadece peygamberimin bir sözünü, Kur'an'dan bir ayeti aleyhissalatü vesselam kullanmış olacağım. Dinimin temel naslarını siyasetin alaborasına getirmemek lazım. Evet. Çünkü ben o zaman o siyasetçiye Kur'an'ımı ve peygamberimin sözünü ne hale getirdin diye hak iddiasında bulunurum. Bu da bir kul hakkı. Doğru. Sadece bana asgari ücreti yükseltmeyi vaat edip sonra da yerine getirmemek değil kul hakkı. Benim hocam peygamberimin bir sözü, Buhari'deki bir hadis milyarlarca kere asgari ücretimden daha değerli. Evet. Hatta kıyaslayacağım bir şey değil, değil o. Evet. Dolayısıyla siyasetçiler, bizden çıkan siyasetçiler naslarımızı kullanmamalıdırlar. Ama nas mantıklı beyanname koymalıdırlar. Tenkit özün oradan alsın. Evet. Tenkit edildiğinde benim peygamberimin sözü tenkit edilmesin. Evet, güzel. Onu ham madde olarak kullanmasın. Evet. Onun sözü olsun. Şart değil ki bu cuma hutbesi okumuyor ki ayet hadis okuduğunu söyleyecek. Yani bu düşünceyle yola çıksın. Evet. Çünkü onun okuduğu naslar diyoruz işte, ayetler, hadisler tenkit konusu olduğunda benim ümmetim zarar görüyor. Evet. Benim ana ham maddem zarar görüyor. Ana ham maddem. Ana ham maddem. Benim yol güzergahımda sıkıntı çıkıyor bu sefer. Evet. İki, siyasetçi Müslümanlar adına çıkmalı. Ümmet adına çıkmalı. Ümmetin içinden bir fırka adına asla çıkmamalı. Hanefiliğin siyasetçisi olamaz. Şafiiliğin siyasetçisi olamaz. Neden? Çünkü bu ümmet sadece Hanefi değildir. Hele hele sen bakan olduktan sonra veya üst filan makama geldikten sonra filan tarikat boy göstermemeli bu ülkede. Evet. Filan grup boy göstermemeli. Bu %100 adaletsizliktir. Zulümdür. Bu da müthiş bir kul hakkıdır. Evet. Eğer Müslümanların desteğiyle, Müslümanların umudu olarak bir makama geliniyorsa, sonra da o makama elini kolunu sallayarak sadece filanca tarikat, filanca grup gelebiliyor ama diğerleri de sıradan vatandaş olmaya devam ediyorlarsa, bu İslam adına yapılmış İslam dışı bir harekettir. Bu da müthiş bir kul hakkıdır. Üstelik de bu kul hakkının temel nedeni zulümdür, adaletsizliktir. Yani biz biraz önce söze girerken dedik ki Müslüman kafir ayrımı bile yapılmamalı. Evet, ben de onu soracaktım. Yani işte Müslümanlar adına çıktığımızda ülkedeki diyelim başka inançtan, başka yönelişteki insanlar bile adalet beklerken, evet, beklerken biz Müslümanların içinde ayrımcılık yapmamız halinde bu büyük bir vebal olur. Evet. Çok büyük bir vebal olur. Bu işte bu yüzden Sultan Abdülhamit her tarikata girmiş rahmetullahi aleyh, hiçbiri beni kendisinden hissetmesin diye. Evet. Yani önemli bir yapı tarzı bu hocam. Yani sapık olmadığı sürece Müslümanlar, Müslümanların siyasetçisi Müslümanları yani evlat gibi görür durumda olmalı. Kendisine yakınlığı, seçimde ona verilen desteğe göre destek olamaz. Evet, evet, seçimde destek olmayana bile hakkaniyetle davranacak. Evet. Yani neden? Bir kere bir vatandaşlık düzeyinde bakıyor. İki, vatandaşlığın üstünde bir durum mümin kardeşin. Üç, sen kaplayıcısın, kuşatıcısı olmak zorundasın. Siyaset budur, böyle olmalıdır. Bir başka kul hakkı zannediyorum sizin saatinize. Bir de böyle şey hocam, sonuna 5 dakika gibi bir zamanımız var ancak o kadar. Böyle
siyasetçi yukarıdan aşağı bir ilişki içinde, bir de yatay ilişkiler. Yani sadece oy verenlerin birbiriyle ilişkisi, bir partiye önemseyenlerin diğer partiyi önemseyenlerle ilişkisinde kul hakkı meselesi nasıl ortaya çıkıyor? Bir müsaade ederseniz lütfen siyasetçiyi bir daha bitireyim, lütfen buna geçelim. Tamam. Ben onu ayrı bir bölüm olarak düşünüyordum. Siyasetçinin çok ağır risk taşıdığı bir alanlardan biri de hadis-i şeriflerde bir ikaz var. Hani kim bizim içimizde bir yenilik başlatırsa, o yenilik şer bir şeyse, evet, kıyamete kadar o devam ettikçe vebal taşıyacak. Vebal taşır. Hatırlıyoruz değil mi? Evet, men senne fil İslami. Tabii. Sünneten haseneten ev sünneten seyyiyeten. Seyyiyeten. Şimdi biz Müslümanlar olarak kadınlarımızı mesela meydana çıkarmayız. Böyle bir, evet, şeriat terbiyemiz var bizim elhamdülillah. Eğer bir siyasetçi ya getirin kadınlar da katılsın toplantılarda deyip de kadınlarımızı da ulu orta toplantılara katılır, erkekler kadınlar yan yana bir şey yapmasa, bu bir başlatmadır. Bu başlatma Müslüman'a daha sonra Kabe'ye gidişi bedavalaştırdım diye kapatabileceği bir açık olmaz maazallah. Bu da not olarak. Siyasetçi dikkat edecek. Not çünkü olarak, evet, siyasetçi önder hocam. Şeyhülislam'dan daha fazla etkili bir bence İslam bu toplumuna zamanımızda hakikaten yeniden üzerinde düşünülmesi gereken. Bu sadece hocam, evet, şey değil, kadın meselesi üzerinden değil. Mesela biz selamla başlardık. Evet. Değil mi? Bizim örfümüzdür, sünnetimizdir, evet, şeriatımızdır bu. Siyasetçi işte şu bu dengeler nedeniyle selamı bırakıyor. Selam yerine kutlu vatandaşın kutlu anlayışlarına merhabalar filan diye işte bir şey başlıyor diyelim. Yani ben uydurayım böyle bir söz. Bu hocam bir yeniliktir. Bir sünnet öldürüp ortaya çıkmış bir tavırdır bu. Ondan sonra da Müslümanlar bunu berbat ediyorlar. Mesela siyasetçinin bilhassa akideye etki eden uygulamaları kul hakkı olarak gelecek kuşakların soracağı bir hesaptır. Evet. Gelecek kuşakların soracağı bir hesaptır. Bu sadece ona oy veren vermeyen 50 milyon 80 milyonun kul hakkı değil. Gelecek kuşaklar İslam'ın geçmişinde böyle bir selamlaşma, böyle bir toplantı yapma tarzı vardı. Filan dönemde bu kırılmış bir yerde. Evet. O kıran siyasetçi ve şahıs veya grup büyük bir kul hakkına tecavüz etmişlerdi. Şimdi üstadım, bu noktadan sonra sizin yatay ilişkilerde, hı, kul hakkı dediğiniz, onu isterseniz yani çok kısa böyle bir şey söyleyelim hocam. Sonra belki gene yani süreç olur, devam ediyor. Tamam, yeniden konuşuruz çünkü böyle iki dakikamız var. Onu tümüyle anlatma imkanımız olmuyor. O zaman şöyle diyelim üstadım. Siyasetçi yaptığı siyasette en fazla kendisini bir müçtehit görebilir. Yani fıkıh içtihadı demiyorum. Bir konuda içtihad ettim görebilir. Evet. Öbür siyasetçi Müslümanı da bir siyaset yapan biri olarak görmelidir. Evet. Bu siyasette de o da içtihad ediyor. Dolayısıyla gerek elinde yetki olan siyasetçi ve gerekse muhalefetteki siyasetçi kendi siyasi kanaatlerini, sözlerini bir içtihat yani uygulanacak bir düşünce olarak değil de Allah'tan inmiş ayetler gibi görürse birbirimizin zalimi durumuna düşeriz biz. Boynunu vururuz birbirimizin. O zaman birbirimizin katiline yol açarız. Dışına iteriz. Ölümden de beter, kafir demek öldürmekten, evet, de beter, evet, zaten. Evet. Dolayısıyla muhalefettekiler biz böyle düşünmüyoruz. Evet. Biz şöyle düşünüyoruz demeye hak sahibidirler. Evet. İktidardaki de veya iktidar olup olmayalım, öbür siyasetçi de hayır, evet, biz böyle düşünüyoruz, doğrunun böyle olduğunu düşünüyoruz demeleri müthiş. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten bir örnek verip bitireyim isterseniz. Lütfen, lütfen. Ne diyor? Benim yaptığım içtihatlarım yanlış ihtimali olan doğru şeylerdir diyor. Evet. Çok önemli. Ya. Öbür Müslümanın içtihadı mesela filan alemin içtihadı ise doğruluk ihtimali olan yanlış şeylerdir diyor. Bana göre. Bana göre. Bana göre diyor. Evet. Dolayısıyla %5 mi? Belki öbür müçtehit de bunu tekrar ediyor. O da ne diyor? Benimkiler yanlışlık ihtimali olan doğru şeylerdir. Evet. Ebu Hanife'nin de doğru ihtimali olan yanlış şeylerdir. Evet. Çünkü ona doğru desem ben zaten içtihat etmemin bir manası tabii, yok. Tabii. Allah
serbest düşünün diye murad etmiş evet. bize. Temel konularda hep beraber diyor. Faiz haram diyoruz zaten. Evet, bunda bir sıkıntı yok. Zina haram diyoruz zaten. Evet. Şimdi siyasetçi şöyle düşünmeli. Ben doğru düşünüyorum ama yanılabilirim. Evet. Öbür kardeşim yanılıyor ama doğru da olabilir ha. %10'da ona pay bırakalım. Böylece kul hakkından kurtuluruz. Çıkıp da ey batıl düşünenler dersen öbür Müslümana bu yanlış hocam. Bu kul evet. hakkı. Buradan evet. bir defa karşı tarafa taarruz başlıyor. Mümin nezaketini kaybederek başlıyoruz zaten. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, siyasette kul hakkını konuştuk. Nurettin Yıldız hocamla. Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde konuşuyoruz. Yani ölçülerimizi temel olarak İslam'dan almaya çalışıyoruz. Öyle bakılsın programımıza. Yeni bir haftada inşallah buluşmak üzere biraz yani siyasete oylarıyla katılan bir siyasi harekete bağlılıklarıyla katılanların birbirine yönelik kul hakkını da bir sonraki programda görüşürüz inşallah. İnşallah siyasi bir hata yapmamışızdır konuşurken üstadım. Hayırlısı hocam. İnşallah. Bizimki de bir içinde siyaset. Yanlış ihtimali bulunan doğrular diyelim. Evet.